Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin ala sıratın müstakim. Tenzilel azizirrahim. Litunzire kavmen ma unzire abâuhum fehum gafilun. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلَ عَلَى اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِ مَوْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَزْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ Nişanlı şehit oldu. Hep şehit karısı derlerdi. Şehit kocası olmak da varmış bu kadar da. Biri şehit olacaksa o ben ölmeliydim komutanım. Kız. Allah canını alsın onları. Nasıl kıyıklarsın da. Giyemeden göçtü gitti yavrum. Benim için geldi. Her şeyden vazgeçti. Hayatında ben olmasaydım belki bunlar olmayacaktı. Belki şu an hayattayız komutanım. Olmuş olan da bir hayır vardır Yavuz. Sakın ola şehit ardından keşke denmesin. Keşke ben ölseydim. Ağlama evladım. Sakın ağlama. Üzersin kızım. Ağlama sakın. Ağlama be evladım. Bana bak. Oğlumsun sen benim. Sen olmasaydın daha nicesini öldürmüştü o kansızlar. Allah'a yemin ederim ki bir kızım daha olsa sana veririm. Sakın ola başının eğilmesin. Canım, iyi misin? Atlatmaya çalışıyorum. Üzülme, senin bir suçun yok. Elinden geleni fazlasıyla yaptın. Başka çarem yoktu. Biliyorum. Ama o yaralıya senin müdahale etmemen gerekiyordu. Ne yapsaydım? Ölmesini mi izleseydim? Benden başka kimse yoktu. Ben sadece başının belaya girmesini istemiyorum. Bahar Hanım. Bunu ameliyathanede bulmuşlar. Sizinmiş sanırım. Hayır, benim değil. Pardon o zaman. Pardon. Ben onunla ilgilenirim. Tabii. Buyurun. Kimin o? Hiç kimsenin. Siz hiç sevdiğiniz birini kaybettiniz mi? Daha doğrusu böyle kaybettiniz mi? Önce bir ses, sonra bir sarsıntı, biraz duman, sonra çığlıklar. Birlikte kurulan hayallerin can çekişmeleri bu. Böyle kahpece gelince ölüm, geriye sadece öfke kalıyor. Öfkeden bir perde iniyor insanın gözüne. Öfke girince bir bedene akıl çıkar gider. İşte o insandan korkun. Saldırı planlayan üçüncü bir adam varmış. Köse olduğu söyleniyor. Evet, ben de duydum. Alaya dönmek istiyorum. Dinlen biraz, kafanı dağıt. Dönersin, acele etme. Merve'ye söz verdim, o herifi bulacağım. İntikam bizim işimiz değil. Duygularını karıştırma. Sen profesyonel bir askersin. Mahalle kabadayısı değil. Sakın intikam peşine düşüp de esas görevlerini ihmal etme. Çılgınlık yapma, sonu kötü olur. O kızın tek bir suçu vardı. Beni sevdi. Evlenmek istedi. O yüzden o gün, o saatte oradaydı. Yavuz, ilk defa sevdiklerimizi kaybetmiyoruz. Bu işimizin bir parçası. Bununla başa çıkacağız. Sen herhangi biri değilsin. Üzülürsün ama ağlayamazsın. Gözyaşı akıtamazsın, yas tutamazsın. İntikam peşinde koşamazsın. Sen askersin, asker gibi davranacaksın. Heh, burası galiba. Taksi! Ne taraf abi? Havaalanı. Baban kaç kere uyardı benden habersiz dışarı çıkmayın diye. Of anne, bir haftadır otur patladık evde. 2 gün sonra İstanbul'a gideceğim zaten. Birkaç hediye falan baksak. İyi. Ben de şuradaki dükkana gideceğim zaten. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Yine burada buluşalım. Lütfen fazla oyalanma. Tamam. Hadi öptüm. Hoş geldin kızım. Merhaba, hoş bulduk. Kerpiçteki üstüne kurdum bir yar. Kerpiçteki Kullar iken gördüm Leyla'yı, Dina'yı kullar iken gördüm Leyla'yı, Dina'yı kullar iken gördüm Leyla'yı. Ah Leyla, etme bu nazı, gel barışalım, barbar kıysın nikahı, gel barışalım, barbar kıysın nikahı. Maşallah, güzel çalıyorsun. Nerede öğrendin? Teşekkürler. İstanbul'da konservatuvarda okuyorum. Neyse, size kolay gelsin. Eyvallah, selametle. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Abi, polis sahil yolunu kapatmış. Çevreden geçiyorum. Niye kapatmış ki polis yolu? Arkadaşlar, sahil yolu niye kapalı? Bilgi verebilir misiniz? Şu alışveriş merkezindeki saldırganı kıstırmışlar bir yerde. Adam kaçmış. İskeleye sığınmış diyorlar. Merhaba, kolay gelsin. Ben askerim de bir bakıp çıkabilir miyim ya? Olmaz kardeş, kusura bakma. Özel harekat yolda, geliyorlar. Tamam hocam, bir şey yapmayacağım zaten. Bir bakıp çıkacağım hemen. Ne oluyor burada? Komiserim askermiş, geçeceğim diye tutturdum. Manyak mısın kardeşim? Zaten canımız burnumuzda. Uzaklaştırın şunu şuradan. Tamam. Gerek yok. Çekilin lan! Çekilin, vururum kadını! Çekilin, yaklaşmayın! Ya bırak beni, bırak! Sus be! Yaklaşmayın! Vururum kadını! Nerede kaldı bu özel harekat? Teslim ol! Az kaldı, geliyorlar. At silahını, teslim ol! Yaklaşmayın, vururum kadını! Buradan çıkamazsın! Çıkın gidin lan buradan! Ne oldu size? Çekilin, vururum kadına! Çıkın lan buradan! Çıkın gidin! At silahını, teslim ol! Buradan çıkamazsın! Ya bırak beni, bırak! Sus lan! Teslim ol! Yaklaşmayın, vururum kadına! Beni bırak! Sus lan! Sus! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın, vururum kadını! Çıkın gidin lan buradan! Vururum kadını! Yemin ediyorum vururum! Çekilin lan! Hamileyim ben! Sus! Bu kim ya? Ne bileyim, manyak mı ne? Çekilin! Ya bırak beni, bırak! Yemin ediyorum vururum! Çıkın gidin! Çıkın gidin! Ya bırak beni, bırak! Bırak silahını! Sakın yapma! Aç şu silahı kardeşim! Olur. Olur yapma. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Uğruna yaşadığım her şey. Ne işe yaradığını biliyor musun? Ben söyleyeyim. Mezhebi, ırkı, rengi ne olursa olsun hepimizi bir arada tutmaya yarar. Her sabah uyandığımızda hala özgür insanlar olduğumuz için şükretmeye yarar. Hala uğruna can verecek bir sürü şeyimiz olduğunu hatırlatmaya yarar. Bu bayrak en tepede dalgalansın diye yüz binlerce verdiğimiz şehitleri hatırlatmaya yarar. Ve hepsinden önemlisi seni vicdanlı, adaletli, hukuka inanan bir asker yapmaya yarar. Ama sen sırf bu bayrağı göğsünde taşıdın diye o çoluk çocuk katilleri gibi davranamazsın. Davranmayacaksın. O herif 30'dan fazla masum insanı öldürdü. Hem de gözümün önünde, gözünü kırpmadan. Mesele o değil. Bir asker aldığı emirlerle hareket eder. Nefretinin sesiyle değil. Öfkesinin onun gözünü, aklını kör etmesine müsaade etmez. Mesele bu. Alaya dönmem lazım. Köseyi bulmak için. Dönmeyeceksin. O ne demek? Sana git kafanı dağıt, kendini topla gel dedim. Bir daha emirlerimi çiğnersen özel kuvvetlerin kapısından giremezsin. Komutanım, beni öldür. Üniformamı alma. Burada kafama sık daha iyi. Sana kabadayılık yapmayacaksın dedim. Beni dinleyecektin. Ben bittim komutanım. Benim askerlerim var, arkadaşlarım var. Evet. Ve ben de onların hayatını bu haldeki bir adama emanet edemem. İnsanlara zarar verebilirdin. Allah'tan o adama bir şey yapmadın. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Erdem Yarbay olmasaydı yanmıştın. Hadi başın sağ olsun. Vatan sağ olsun. Efendim Güler. Erdem yetişin, Nazlı'yı kaçırdılar. Ne? Ya Nazlı'yı kaçırdılar diyorum. çarşıya indi. 2 dakika ya. 2 dakika kayboldum, bir anda yok oldu. Çevreden geldiler, söylediler. Sen neredesin şimdi? Çarşıdayım. Polisler burada. Teröristler kaçırdı diyorlar galiba, bilmiyorum. Tamam. Ben dönüyorum zaten. Sen merak etme, arayacağım ben seni. Tamam. Tamam, ne olur çabuk ol, ne olur. Acele gidelim lütfen havaalanına. Ben Yarbay Erdem. Kurmay Başkanımla acil görüşmem gerekiyor. İrtibatlıyorum. Tamam, bağlayın. Komutanım iyi günler, müsait misiniz? Çok acil bir konu var. Dinliyorum. Komutanım, kızım örgüt tarafından az önce kaçırılmış. Sen ne diyorsun Erdem? Komutanım çarşıya inmişler, orada olmuş. Yer belli mi? Komutanım ben de tam bilmiyorum ama savcılık soruşturmayı başlatmış. Yani detayları öğrenir öğrenmez size bilgi vermelerini söyleyeceğim. Tamam, hemen bekliyorum. Sen cenazedeydin değil mi İstanbul'da? Dönüyorum komutanım. Döner dönmez buraya gel. Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz komutanım. Nedir durum? Kurbay Başkanım sizi bekliyor. Erdem, ne oldu? Bulacaklar değil mi kızımızı? Bulunacak. Güler, bulunacak. Merak etme. Sen sakin ol şimdi. Orada evine git, benden haber bekle. Ne orada evi ya? Nereden çıktı orada evi? Ölüyorum ben burada Erdem, ölüyorum. Güler, lütfen dediğimi yap. Korkma. Sakın korkma. Üsteğmen Bilal. Gördüm. Yer tespiti için savcılık kararı çıktı mı? Çıktı komutanım. En son alınan mobese görüntüsüne göre araç şehirden çıkmış. İHA'lar görüntü almış. Araç en son dağlık arazide görülmüş. Komutanım, Telekom Müdürlüğü. Nazlı Hanım'ın telefonunun son sinyal noktasının koordinatlarını gösterdi. Kaçırıldığı yerin az ilerisinde hemen telefonu atmışlar komutanım. Komutanım, izlemeniz gereken bir şey var. Görüntüyü ekrana veriyorum. Düşman Türk Devleti rehinesi elimizde. Tutuklanan arkadaşımız serbest kalmazsa... Nasıl? Kızın kafasını düşman Türk Devleti'ne göndereceğiz. Vaktiniz çok az. Nereden bu video? İnternete yüklemişler komutanım. Irak'ın kuzeyinden. Ben bir komutanımla konuşacağım. Merak etmeyin komutanım. Kızınızı o itlerin elinden alacağız. Bizimkiler hazırda bekliyor. Komutanım, ben ve Erdem Yarbay'ım, sizi dinliyoruz. Geçmiş olsun Erdem. Sağ olun komutanım. Yayınlanan videoyu izledim. Senin kızın ya da Çoban Mehmet'in kızı fark etmez. Bizim için her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değerlidir. Terör örgütünün elinde tutulmasına razı olamayız. Ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız Erdem. Sağ ol komutanım. Ayrıca alışveriş merkezi saldırısı üzerine Ankara'yla konuştum. Yeni bir görev emri geliyor sana. İvedilikle hazırlatıyorum. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bizimle pazarlık etmek istiyorlar. Ne kadar zor bir durum olduğunun farkındayım. Dirayetli olacağız, kızımızı kurtaracağız. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hayırlı görevler. Sağ ol komutanım. Ankara'dan gelen gizli görev emri komutanım. Terör örgütüyle başının bulunup yok edilmesi için şu anda görevde olmayan askerlerden özel bir tim kurulacak yerler. Nitelik isteyen özelliklerini bir kez daha test edin. Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Müsaadenizle komutanım. Bilal, her şeyi duydum. Bana en kısa zamanda özel kuvvetlerden ya da Ankara'daki taburlardan en iyisinden 12 kişi bulacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Erişim engeli getirilen videoda terör örgütü kaçırdıkları vatandaşımızın görüntüleriyle ülkemize tehditler yağdırdı sayın seyirciler. Az önce haberle ilgili bir de yayın yasağı geldi. Terör örgütü ellerindeki rehineye karşı arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor. Yetkililerden aldığımız bilgi ise teröristlerle bir pazarlığın söz konusu olamayacağı yönünde. Kaçırılan vatandaşımız... Bir gelişme mi var? Video yayınlamışlar, ne istiyorlar? Alışveriş merkezinde sağ yakalanan bir terörist vardı. Onu istiyorlar. Pazarlık yapamayız Güler. Nasıl ya? Güler, sabretmen lazım. Bu bizim kızımız olsa da teröristlerle pazarlık yapamayız. Eğer bir kere boyun eğersek hep boyun eğmemiz lazım. Şerefimizi ayaklar altına alamayız. Kızımız ya öldürürlerse? Erdem, ben kızımızı istiyorum. Ne olur kurtar onu. Kızımı istiyorum ben. Ne olur. Tamam. Benim tabura dönmem lazım. Ali Haydar'ı tanırım. Birlikte görev yapmıştık. 15 yıldır buralarda komutanım. Çok tecrübeli. Ben araziyi ondan daha iyi bilen birini görmedim. Burnu aç kurt gibi koku alır bunu. Sağlam adamdır. Yazalım bunu. Çok riskli bir doğum olacak. Yani karınızın doğum olana kadar yataktan kalkmaması lazım. Nasıl yani? Yani düşürebilir. Kaçıncı bu? Daha önce 4 tane kaybettik. Son umudumuz bu. O halde eşinize çok iyi bakmanız lazım. İyi de ben bir askerim. Göreve gidiyorum. Ne kadar sürüyor? Bazen 3 gün, bazen 3 ay. Anladım ama yani eşiniz gördüğüm kadarıyla bu bebeği çok istiyor. Ben de istiyorum. Özür dilerim. Alo, Ali Haydar. Vatan senden acil hizmet bekler. Nereye geliyorum komutanım? Yanıma. Emredersiniz komutanım. Gidiyor musun yine? Çağırdılar. Bu sefer gitme. Şunun şurası 2 ay. Sık dişini biraz, dayan. Çocuğumuz da olsun. Sen olmasan ölmezler ya. Onlar orada ölmezler ama gitmezsem aldığım her nefeste ben ölürüm. Hakkını helal et. Eyvah. Ne oldu? Mücahit delisi burada da karşıma çıktı komutanım. Bu adam tam bir deli komutanım. Neymiş derdi? Özel kuvvetlerde böyle bir tipi tarih yazmamıştır. Bunun babası polis. 2009'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuş. Dedesi de Kıbrıs harekatında şehit olmuş. Dedesinin dedesi de Çanakkale'de şehit olmuş. Tam şehit oğlu şehit yani. Allah'ım, ne olur bu sefer şehit olmayı nasip et. Ne olur. Birinin önden girmesi gerek. Kim giriyor? Siz bu soruyu sormadınız, ben de duymadım. Kodumun çocuğu ya. Gel lan buraya. Lan oğul değneği. Siz bakım yapmıyor musunuz lan bu silahlarınızı? Ha? Silah bu silah. Bakacağım buna her gün. Temizleyeceksin. Yağlayacaksın. Seveceksin. Okşayacaksın. Sonra böyle tutukluk yapar. Sik gibi kalırsın. Oğlum, senin benim duygularımla oynamaya ne hakkın var lan? Ne hakkın var? Tamam Mücahit, yeter. Komutanım, mal değneği bunlar ya. Böyle düşman oldukça bırak şehit olmayı, anca emekli oluruz. Birinin bu askere şehit olmakla intihar etmek arasındaki farkı öğretmesi lazım. Vallahi başımıza bela olur ama 10 numara askerdir komutanım. Yazalım derim. İyi. Kefili sensin. İlk hatasına yakarım seni. Tamamdır komutanım. Asubay Fethi. Milli okçuymuş. Kolejde okumuş. Varlıklı bir ailenin tek oğlu. Hayatı bir şeylere nişan alarak geçmiş. Böyle bir aile niye oğlunu asker yapsın ki? Aile değil. Zaten kendisi istemiş. Vurabilecek misin? Iskalarsan işin biter, evine gidersin. Iskalamam komutanım. Oralar kumludur asker. 5 saniyen var. 5, 4, 3 el ateş edeceksin. 3. ...100 metreden bir tane bile tutmamış. Değil mi? 100 metre mi? Ben 200'e attım komutanım. Fethi de bizimle. Yazalım. Bir de istihbaratçı lazım. Bizim Ateş Başçavuşu yazalım derim. Bölgeyi ondan iyi bilen yoktur. Sağda değil mi? Evet komutanım. Nazlı'nın yerini bulması an meselesidir. Girmediği delik yok. Arapçası da Kürtçesi de çok iyi. İkisinin de lehçeleriyle konuşuyor. Nerede kaldı? Yolu uzatmak zorunda kaldım. Düşman vardı. Malzemeleri getirdin? Getirdim. Hepsi burada. Bu ne? Bu ne lan? İşimiz bitmedi. Yürü sepetin oraya. Bu arkadaş da tahrip uzmanı. Adı Feyzullah. Eğitmenleriyle konuştum. Biraz ana kuzusuymuş ama son dönemde çıkan en iyi askerlerden biriymiş diyorlar. Ana kuzusu mu? Teyzeciğim göremezsin oğlunu. Oğlum 2 dakika göreyim. Bak Feyzullah burnumda tutuyor. Ya sen dün gelmedin mi teyzeciğim? Görüşmediniz mi? Ya görüştük de ana yüreği işte bir gün görmeyince özlüyor. Teyzeciğim burası öyle senin bildiğin askeriye değil. Burası bambaşka bir yer. Hay Allah. Ya bari şu kıymalı böreği verseydin ha. Vallahi bak Feyzom kıymalı böreği çok sever. Tamam teyze ver bana. Oğlum iyi değil mi? Canını falan yakmıyorlardır. Yok teyzeciğim, prens gibi bakıyorlardı. Merak etme. Oh, iyi çok şükür. Yapabileceğim Feyzullah. Yapacağım komutanım. Bak bu bomba patlarsa ne olur biliyorsun değil mi? İkimiz de öldürürüz komutanım. Hayır Feyzullah, bana hiçbir şey olmayacak. Ama sen ananın kıymalı böreklerinin yanına dönersin. Emredersiniz komutanım. Hadi Feyzullah, saniyeler azalıyor. Bak şimdi, bunun gibi yüzlerce kilosunu yükledim bir arabaya. Az ilerisi konser çıkışı. Kızlı, erkekli gençler, kalabalık. Az sonra patlayacak. Böyle kollar, bacaklar etrafa saçılacak. Neden? Çünkü beceremedim. Bomba patladı Feyzullah. Zamanında durduramadı. Olmaz mı buraya? Hadi Feyzullah hadi. Gözlerim kararıyor komutanım. Yarım saattir başağı duruyorum. Ne yapacaktın? Bir de sana kuşluğu yatak mı serecektik? Hadi Feyzullah. 7, 6 Feyzullah. 5 Feyzullah. 4. Aferin Feyzullah. Herkesin hayatını kurtardın. Bunu daha önce yapabilen olmamıştı. Sağ olun komutanım. Hadi iyi günler Feyzullah. Komutanım, ben böyle mi kalacağım? Vallahi orasına karışmam. Bak başının çaresine. 10 dakika içinde atış poligonunda olmazsan kıymalı böreklerin tamamını yerim ona göre. Son olarak geveze diye anılan bir arkadaş var. Üsteğmen Zafer Yaman. Geveze mi? Neden geveze? Çok mu konuşuyor? Tam olarak öyle değil komutanım. Konuşsana lan. Canım konuşmak istemiyor. Arazide kaç asker var? Konuşsana lan orospu çocuğu. Şu anda görevde ama ondan daha iyisini bulamayız. Yakında dönecek. Tim komutan yardımcısı olabilir. Tamam. Kurmay başkanımla konuşup hepsi için talepte bulunalım. Emredersiniz komutanım. Komutanım, timin başına geçmesi için Üsteğmen Yavuz'u uygun görür müsünüz? Bu görevi en iyi o üstlenir. Olmaz. O şu an böyle bir sorumluluğu alabilecek durumda değil. Gel. Yüzbaşı Hasan.